hassasiyetine kendimize özgü kararlarımızı kendimizce karar vereceğiz. Evet. Rumuz Leyli Yaşar. Evet. Bilgilerinize baktığım zaman gerçek anlamda aşamalar, durumlar, ayrılış tarihinizi yazmamışsınız yalnız. Evlilik tarihi yazmışsınız. Ayrılma tarihi varsa ayrılış tarihini yazmamışsınız. Onu belirteyim ben. Şu anki aşama dahilinde 11. ayın 10'u zaten doğum gününüz. Geçti, 9 gün oldu. Doğum gününüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buradan 10-11. 9 gün geçti. Leyli rumuzuna baktığım zaman iki tane L'nin ve Y olarak da baktığımız zaman da iki tane Y harfinin ağlar aynı şekilde. Sizin düşüncelerinizin, beklentilerinizin isterseniz birçok konuda istediğiniz noktaya Allah'ın izniyle sağlıklı bir şekilde varabileceğinizi gösterir. Ama süreçler oldukça sıkıntı yarattığı için bazı beklentilerinizin istediğiniz noktaya gelmesinin zorluğundan, problemlerinden ister istemez beklediğiniz aşamaları almak zor gelebilir, sıkıntı yaşayabilir. Bu da istediğiniz birçok konunun yarım kalması demektir. Şu anki gidişatınız 11. ayı iyi değerlendireceksiniz. 12. ay ve 2014'e kadar olan süreci bakış açınızda yön vermeniz gerekir. Neden? Çünkü 11. aydan veya doğum gününüzden önceki tarihte değişimleri kendi dünyanızda yaşamışsınız. 04.09 sizi ilgilendiren tarih. 10.11 aynı şekilde 25.07 olması gereken noktalar içerisinde vermiş olduğunuz bilgilerde özellikle ciddi bir gayret etmeniz gereken, umutsuz kaldığınız noktaları aşmanız gereken noktalar var. İsminizin içinde bulunan dikkat ederseniz umduğunuzu, beklediğiniz aşamaları güzel bir şekilde yakalayabileceğiniz ama bunu ihmal ettiğiniz gösteriyor. Hafife aldığınız gösteriyor. Biraz stres sıkıntıları aşmanız ama mantıklı ilerlemeniz sizin kayıplarınızı telafi ettiğini gösteriyor. Sizin yılınız aslında 2013'tür. Bu yılı çok iyi değerlendirip sahiplendiğiniz yıldır. Ama bunun inşallah Allah'ın izniyle 2014'ün önümüzdeki zamanında değerlendirirseniz iyi. Çünkü bu yıl başarılı olduğunuz tarih. Bunun devamını sağlamak sizin elinizde. Gayret sizin elinizde. Bunu da sergilerseniz ki bunu da yerine göre ön plana çıkardığınız zaman başarılı olacağınızı gösteriyor. Sadece sinirlenmemelisiniz. Sinir olmamalı. Zaten sinirlendiğinizde her şeyi başlarken kaybedersiniz. Şu an çevreden bütününde uzak olan, düşündüklerinizi gerçekleştirirken sıkıntıları aşmak ve gayretini ön plana çıkarmış olan sizsiniz. Zaten buradaki bilgilerinizin öz bilgileriniz dahilinde karşılaştırdığım zaman bütünüyle kararlarınızda ve beklentilerinizde başarılı olduğunuzu ama biraz ihtimallerinizin ve güzel bir şekilde değişimlerinizi ihmal ettiğiniz görünüyor. Bu da hemen tarih olarak söyleyeyim. Ayın 7'si şuradaki 7 oyunun çıkıyor. 7'si 11'i 19'u bugün de dahil. Biraz daha yönelmeniz gereken noktalarda tek yalım kaldığınız görünüyor. Biraz ya karşı tarafa kendi ağırlığınızı göstereceksiniz. İkincisi kendi düşüncenizi güzel yansıtacaksınız. Yapmanız gereken vermiş olduğunuz karardan asla vazgeçmeyeceksiniz. Bu sizin için oldukça önemli. Bir de dediğim gibi sinirden uzak durun. Sinir size gelmiyor. Zaten en zayıf noktanız sinir. Sinirden kaybediyorsun. Bu da iyi olmaz. Zaman dilimi oldukça önemli. Yerine göre değerlendirir ve yakalarsanız fırsat sizin için güzelliklerini güzel bir şekilde noktalayıp değerlendirebilir.
Onu da belirtmek istiyorum. Bir de bu dönem içerisinde vermiş olduğunuz kararlar sizin için önemli derken, bu ay doğum tarihi olduğu için bütünüyle olması gereken güçlü yanınızı çok çok güzel yansıtıp sahiplenebilirsiniz. Sadece bu dönem lütfen sinirlenmeyin ve tartışmaya girmeyin. 28.08. Evet. Yıl. Tamam. 8.12 karşılığı 4. Aslında dikkat ederseniz çift rakamları hiç peşinizi bırakmamış. Bu da demek oluyor ki 2013 nasıl size güçlü yanını, şanslı yanını gösterdi? Neden derseniz 2008 evlilik tarihiniz, 2012 ayrılış tarihiniz çift rakamlar. Dikkat edin, 2013'te siz şanslı oldunuz, kazandığınız imkanlarınız var. 2014'de iyi değerlendirin diyorum. Neden diyorum? Çünkü çift rakam. Eğer hesaplı gitmezseniz burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Neden sıkıntı yaşayabilirsiniz? Dikkat edin lütfen. 8, 2008, 2012 arada kaç yıl var? 4 yıl var. Tekrar ettiğiniz zaman da 2014'e geçeceksiniz. 4'ü burada tamamlayacaksınız. Eğer bu şekilde giderseniz elinizdeki imkanları kaybedebilirsiniz. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada sizin bünyeniz, düşünceniz, kafanız, beklentileriniz kaldıramayabilir. Çünkü 2014, 2013 sizin artı muhteşem olan döneminiz, iyi değerlendirseniz çok güçlüsünüz. Fırsatı, imkanları iyi kullanamaz ve elinizdeki imkanları kaybederseniz 2014 hüsran ve sıkıntılı yılınız olur. Buradaki gidişat her şey güzel ama bunun diyeceksiniz ki neden kötü olsun? Şu an elinizdeki imkanları güzel kullanırsanız neticesini, meyvesini alabilirsiniz ama kaybederseniz de sizden kaybolur. Yani kendi sayıklığınızdan, kendi stresinizden, kendi sıkıntınızdan bazı imkanları kaybedebilirsiniz. Buna lütfen müsaade etmeyin derim. Çünkü iş sizde bitiyor, düşünce sizde bitiyor. Pasif olmayacaksınız. Şurayı şu şekilde değerlendirelim. Aktif olacaksınız. Aktif olmadığınız takdirde siz kaybedersiniz. 2014 riskli dönem çıkar sizde. Çünkü 2013 muhteşem yılınız. Son noktada iyi bir gol attınız belki. Veya şu tarihiniz, doğum tarihi size mükemmelliği verdi. Veya hayatınızın değişimlerini, şu sinirli halinizi zapt ederek sakin olarak başarılı bir şekilde elde tuttunuz. Ama gidişat genel olarak bakarsak yükseliştir. Zaten rumuzunuzu yatırırken yükselişinizi ok işaretiyle gösterdim. Bu sizin beklentilerinizin karşılığıdır. Leyli Yaşar olarak baktığımızda dikkat ederseniz 5 tane burada, 5 tane de burada var. Bunun karşılığı 11. Hemen 10 rakamı zaten burada doğum tarihinizde karşılaşırsınız. Yani Leyli harfinde 5, Yaşar'da 5, toplamı 10'dur. Zaten 11. ayın 10'u sizin doğum tarihinizdir. Bu da hayatınızın değişim faktörlerinde güçlü yanınızı gösterir. Bunu da yerine göre değerlendirirseniz başarabileceğiniz olanaklarınızın, düşüncelerinizin güzel yanını gösterir. İyi bir şekilde değişimini gösterir. Olması gereken noktalarda. Yalnız dediğim gibi zamanı iyi değerlendirmeniz lazım. Peki bu zaman ne kadar kaldı bakalım. Bugün ayın 19 dedik. 31'de Aralık'tan olsa 50 günlük zaman sürecimiz var. Bu 50 günlük nedir? 2013'ü gösterir. Bu da sizin hayatınızdaki vermiş olduğunuz kararlarınız dahilinde önemli değişimlerinizi, kararlarınızı, yapmak istediklerinizi hızlandırmak için yeterli ve artacak bir zamandır. Siz isterseniz çok şeyleri güçlendirecek, faaliyetlerinizi sahiplenecek bir süreçte olabilir. Onu da belirtmek istiyorum. Onu da söylemiş olayım sizin için. Evet, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet, burada üye sayımız 884 oldu. Katılanlara teşekkür ediyorum ayrıca. Onu da belirteyim. Evet, yavaş yavaş bir bakıyorsunuz. Yayın aşamasında 1000 kişi oluyoruz. Aynen. Evet, hızlı bir değişim, hızlı bir yaklaşım. Hayatın güzelliklerini yakalamak.
güzelliklerine sahiplenmek. Evet, güzellikler güzel. Bazen gerisinde kaldığımız, bazen de hayata karşı pişman olduğumuz süreçler de olabilir. Ama en güzeli nedir biliyor musunuz? Hayatın içindeki o inceliği, hassasiyeti yaşayabilmek, güzelliği görebilmek. Eğer bunu görebiliyorsak ne mutlu bize, ne mutlu size. Evet, bazen insanlar kıskanırlar. Kıskançlık o kadar kötüdür ki insanı üzer, yıpratır. Yıpratınca da bazen neden diye düşünürsünüz. İşte o anda o nedenler sizi sizden birçok şekilde uzaklaştırır. Evet, bazen aradığınızı, bazen düşündüğünüzü ve düşüncelerinizi sahip olmakta zorlanabilirsiniz. Evet, Refika Delen. Refika Delen, 1994. Pardon. Anne ismi Güllü. Evet, Refika isminin karakteri olarak 6 tane harfin, 5 tane harfin karşılığı 11 olsa da umduğunun ve değişimlerini sonuna kadar sergilemesi gerekiyor. Çünkü şu anki yaşı 19 olarak hesap edersek, bugün de ayın 19'u ve 11 sayısında gördüğünüz zaman bugün ayın 11. ayın 19'u, bu hanımefendi düşüncelerle düşlediği noktalarda sahiplenmeye oldukça önem verdiğini, sıkıntı veya süreç olarak probleme tahammülü olmayan bir kişi olarak çıkıyor. 24 sayısı hayatındaki değişkenliklere ve fırsatlara oldukça önem verirken strese, sıkıntıya, ihtimal ve zorluklara tahammülü olmayan bir tabiatı olduğunu söyleyebilirim. Bu yenilikler içerisinde imkan ettiği zorlukları aşması gereken noktalarda var olduğunu söylemek istiyorum. Kendi hayatındaki en önemli nokta 2012'nin özellikle 8. ayından bu yana değişim faktörü vardı. Duygu sağ olarak çöküş dönemi vardır. Bir de hani ya telefonla ya da bir şekilde haberleşmek istediği noktalarda sıkıntı olarak karşı taraftan haber alamayınca çok çabuk sinirlendiğini söyleyebilirim. Aşama olarak bazı konular gündemde olduğunu söyleyebilirim. Can sıkıntısı var. Bir moral bozukluğunu aşması gerekiyor. O da biraz zaman alabilir. Üzüntü ve stres gösteriyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Başladığı işi kesinlikle bitirebilir ama bunun için çevresinden sağlam, samimi bir desteğe ihtiyacı var. Eğer bunu da doğru bir zamanda, doğru bir şekilde değerlendirirse, yoksa hiçbir şekilde istediklerini veya düşüncelerini geri planda bırakması mümkün olmayabilir. Dikkat etmesi gereken noktalardan biri, özellikle bir tartışma gördüğünde ne kadar uzak dursun desen de bu tartışma yaşanacak görünüyor. Çünkü birincisi söz dinlenmesi lazım. İkincisi cevap verilmesi lazım. Üçüncüsü de bulunduğu ortamda kendine has duygularını, hislerini yansıtabilmesi lazım. Zaten bunu ifade edemiyorsa, bunu yansıtamıyorsa, bunu gösteremiyorsa tartışma kaçınılmıyor. Burada sıkıntı olarak yansımış oluyor. Hani imkanlar vardır, olanaklar vardır. Makam veya bir şeyi istersiniz ama alamazsınız. İşte isteyince olmuyor. Kendinizi gösterirsiniz. Ben bu işi yapabilirim dediğiniz takdirde başarınız daima ön plana çıkabilir. Ama bir gerçek var. Eğer bu noktada kendinizi gösterip de ön plana çıkardıysanız sizden iyisi yok. Ama bunu da yapabilecek gayreti, çabayı sonuna kadar gösterebilirsiniz, sizin başarınız ön plana çıkar. Ama bunu sergilemek veya yakalayabilecek aşamayı bulabilmeniz için de
Öncelikle sizin kendinizden emin olabilmeniz lazım. Aşk ve sevginize artı ailesel desteğinize sahip çıkmamız lazım ki sıkıntı yaşamayın. Siz bunları yaşadıktan sonra zaten toparlanmamız, beklediğiniz ve aşamalara sahip olmanız oldukça güç, sıkıntı olabilir. Bu arada size nazar var, onu da belirtmek istiyorum. Burada aşmanız gereken noktalardan biri. Evet. Hızlı bir değişim sürecinin hızlı bir akıllıca hareketli diyebiliriz. Melik Yalçın. Melik Yalçın. Döndü. Ve eşi. ...04-1969... Anne ismi Havva. Evlilik tarihleri ...04-05-1988... Evet. Kızlık soyadı olarak baktığımızda 83. Evet, 1993'e. Bu tarihlerde yanlışlık olmasın arkadaşlar. Pardon. ...1973. Ben yanlış yazmışım. Kusura bakmayın. 1973'e 1969. Evet. Özellikle doğum tarih olarak baktığımız zaman 04-01 ona 6 karşılık olarak duygusunu içten samimi olarak sevgileyebilir. Hayal kırıklığına tahammülü olmayan değişimleri olduğunu gösterebilir. Yani sıkıntıyı özellikle yaşadıkları noktalar içerisinde stresi ve yoğunluğu yaşadıkları görünüyor. Özellikle 2002, 2003, 2007 yılları arasında ciddi sorunların olduğu tarih çıkıyor. Bu tarihler içerisinde ailenizin, yani kendinizin ciddi bir şekilde bazı kısaslardan, durumlardan bütünle etkileniniz çıkıyor. Toparlanmanız gereken noktalarda geri planda kaldığınız ve özellikle de sıkıntıya girdiğim zaman da nedenlerini ve süreçlerini aşmak istediğini gösteriyor. Buradaki durumu öyle göstermeyen bir noktalar içerisinde Yahya Yalçın'la Melik Yalçın'ı karşılaştırdığım zaman birbirine uyum sağlayacak karakterler var ama Yahya Bey'in özellikle sürprizlere, değişimlere ve hızlı karar vermeleri dahilinde sürprizlere açık olduğunu söyleyebilirim. Biraz canlı sıkacak durumları da biraz uzak. Yani her şeyi kendi dünyasında oluşturan bir insan. Zaten evlilik tarihleri bazı konuda tarihsel olarak baktığım zaman uyum veya uygunluk noktasında bir sıkıntıyı da aşmak istediği noktalar var. Bir şekilde birini denemek, değerlendirmek aşamalarda söz konusu olabilir. Çünkü isim veya bir şekilde
sıkıntının yaşandığı bir süreci aşmak istedikleri çıkıyor. İsim olarak baktığında bir bekleme süreci çıkıyor. Soyad olarak kızlık soyadını karşılaştırdığım zaman ise geçmişe dönük çok yoğun düşünceleri özellikle yaşadığını belirtmek istiyorum. Yalçın soyadına baktığım zaman Ceylan olarak dikkat edin. Bütün harflerin hemen hemen Y'si var, A var, N var aynı şekilde. C'yi aynı şekilde Ç olarak, nokta olarak görebilirsiniz. L'yi de görebilirsiniz. Sadece E ve I olarak, karakter olarak bu harflerin olmadığını görebilirsiniz. Yani bir şekilde hani sessiz ve sesli harfler dediğimizde içe büründüğünü, içinde sakladığını ve çok şeyleri yaşamak isterken bazı sıkıntılardan dolayı yansıtmak istediği, beklediği konular dahilinde sorunları kesinlikle aşmak istediğini söylemek istiyorum. Ama şu var, bütünüyle olaylardan etkilenmesinden, düşüncelerinden, geri planda kalmasından kaynaklanan durum, beklentileri ne yapıyorsa yapsın, zaten 2011 ve 2012 kendisinin önemli karar verdiği tarihlerdir. Bu da kendi ailesini ve durumunu bütünüyle ilgilendiren, değerlendiren faktör ve durumlarını gösterir. Bu hayatındaki değişimlerdir, kararlarıdır, iyimserliğidir. Olması gereken noktalar içerisindeki değişimidir. Bu da güzel bir şekilde fırsatlarını olması gereken noktaya taşıyabileceğini söylemek istiyorum. Evet. Evet. Aynı şekilde gelen diğer bir mesajımız. Evet, imkansız iyi bir şey yok. Hayatınızdaki değişim ve farklılığı bu program içerisinde görebilirsiniz. Ayşe. Büyük Öztürk. Biraz ismi ayıralım. Doğum tarihi Ayşe Hanım'ın 22.01.1991. Anne ismi Güllü. İki tane Ü, iki tane L. Hayatındaki doğum tarihine bakarsanız 22'nin iki tane harflerin karşılığını verir. 91 olarak ne yaptığımızda dikkat ederseniz 5, 7, 10, 11 aşama olarak 4, 15 karşılığı 23 artık Ü harflerine uyarıları var. Özellikle arkadaş ve çevresel ailesel konularda biraz söz dinlemediğinden sıkıntılar var. Evdekiler şu şekilde hareket edebilirler Ayşe Hanım için. Biraz sıkıntılar ve toparlanması lazım yaşantı dahilinde. Bu verilen doğum tarihinde özellikle ikinci kişinin fikir ve düşüncesini çok sağlıklı aldığını, değerlendirmek için gayret ettiğini ve bunu da sonuna kadar değerlendirme gayretinde bulunduğunu gösterir. Hassasiyetinden dolayı bulunduğu ortamdan aslında gerisinde kalmak istemediğini, seçici davranmanı gösterir. Dikkat ederseniz anne ismindeki Ü harfleri soyadındaki Ü ve Ö harflerini karşılaştırdığınız zaman çift rakam olarak çıkar. 1, 2, 3, 4 tane Ü ve Ö harfi olarak karşılaşabilirsiniz. Ki oldukça önemlidir. Ayşe Hanım isim sıfatıyla ön plana çıkar ama karşıdaki insanın kendini ihmal etmesini, geri planda bırakmasını kesinlikle istemez. Çünkü iyi bir sonuç olmayacağını kendisi de çok iyi biliyor diyebiliriz. Bunu aşabilecek güçte, durumda mı derseniz aslında aşılmayacak bir durumu, değerlendirilmeyecek bir pozisyonu yok. Yalnız aşk ve sevgi dahilinde biraz sıkıntı söz konusu olabilir. Bu da oldukça önemlidir. Aşabileceği noktalar içerisinde
bu ön plana çıkan noktalar diyebiliriz. Yani biraz tedirginlikle ve gerginliğe aştığı zaman başarabileceğini belirtmek istiyorum. Onu da söyleyeyim ben size. Evet. Oldukça önemli kararlar olabilir diyelim. Evet, gelen mesajlar dahilinde hemen şu anda gelen mesajımız yok. Bu arada biraz üzerinde ağırlık var, yorgunluk var. Ondan dolayı fark ediyorsunuzdur. Etkilenen veya durum olarak da pozisyon olarak sizde yansıyan diyebilirim. Ve çok şeyler düşünüyoruz herkes hayatında. Çok şeyleri hayatında değişimlere yön vermek ister. Ama o yön vereceğiniz noktalarının neresinde olduğunuzu, ne yapmak istediğinizi bilmekte zorlanabilirsiniz. Önemli olan yaşamınızdaki o güzelliği, o karakteri, duyguları yaşayarak görebilmenizdir. Zaten onu görebiliyorsanız ne mutlu size, ne mutlu kendi hayatınızdaki değişimlere. Ama eğer bunu zaten yansıtamıyorsanız, bütünüyle olması gereken noktalarda yalnız başınıza kaldığınızı, sürecin zorluklarını yaşadığınızı gösterir. Sizin tartışma veya herhangi bir olumsuzluk dahilinde strese, sıkıntıya girecek bir pozisyonunuz olmayabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kendi dünyanızdaki değişimlerinizi, fırsatlarınızı gösterir. Buna da dikkat etmeniz gereken noktalardan biri. Evet, hayat güzel ama önemli olan duyguyu, hissi, hissettiklerinizi doğru bir şekilde yaşayıp görebilmeniz. Ama eğer bunu zaten yaşayıp göremiyorsanız çok çok şeyleri kendi dünyanızda kaybettiniz, sıkıntıya girdiğiniz anlamına gelebilir. Dikkat etmeniz gereken noktalardan biri bu. Evet, güzellikler her anda. Evet, güzellikler her anda. Bu arada telefonumuz var mı arkadaşlar, yoksa veda mı edelim? Evet, bu arada hayatın güzellikleri her zaman ön planda olduğunu düşündüğümüz zaman o güzelliği yaşayabiliyorsanız güzeldir. Ama yaşayamıyorsanız zaten çok şeyler hayatınızdan, sizden uzaktadır. O da sizin düşündüğünüz, beklediğiniz, beklentilerinizin oldukça gerisinde kaldığınızı, kendinize özgü verilmiş olumsuz kararlar, duygular, düşünceler de hislerinizi de geri planda bıraktığınızı gösterir. Evet, güzellikler güzel ama güzellikleri yaşarsanız güzel. Duyguları yaşarsanız, paylaşırsanız güzel ama eğer bunu paylaşamıyor, değerlendiremiyorsanız o zaman bazı sıkıntıları kendi dünyanız içerisinde yaşayıp görebilirsiniz. Evet, 515-3710 canlı yayına katılabileceğiniz numara. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Siz hoş geldiniz. Özellikle kendi adım Murat Bey. Öyle mi? Evet. Nasılsın efendim? Sağ olun. Kiminle görüşüyorum? Ben İbrahim Atış. İbrahim? Atış. Atış. Akış. Akış, pardon. Şuna yazanmış. Doğum tarihiniz? İki tane doğum tarihim var. Nüfus kadar 19. Evet. 9 yıl. 1960. Öbürü de 8'inde 1960. Annemin sevdiği doğum tarihim 5'inde 8'inde. Evet. Nadirhanetten tamam. Evet. İbrahim Bey, nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Bugünlerde çok iyiyim Allah'a şükür. Öyle mi? Evet. Nasıl mesela? Buraya ben yerindeyim Allah'a şükür. Maddi sıkıntı içinde ekran işte olmalı. Sabahı geçer. Evet. Şu anki sıkıntılar dahilinde bekledikleriniz ve düşüncelerinizi bütün de yaşadığınız görünüyor. Aslında maddiyat dediğiniz gibi belinizi büken bir nokta. Ama şu var, beklentilerinizin tamamen gerisinde kalan ama oluşturmak istediğiniz noktada ise çaresiz kaldığı noktada çözüm arayan kişisiniz.
Bugüne kadar çabanızda kendi gayretinizi hep gündeme getirmişsiniz. Kendi çabanızla ön plandasınız İbrahim Bey. Yani kimle ne destek istediyseniz yarım kalmış, düşündüğünüz ve düşüncelerinizin gerisinde kaldığınızı gösteriyor. Bu da iyi olmayan bir sonuçta tek başına kaldığınız süreci gösterir. İki tane doğum tarihiniz var. Biri bugünü temsil eder. Bugün ayın 19'u. Ama ay olarak değil, gün olarak diyorum. Bakın. Şurayı ayrı. Ayrıca 15 mi? Tamam. Düzeltiyoruz o zaman. Bugünü önemsemiyorsunuz. Doğru mu şimdi? Tamam. Bugünkü tarihle o zaman bir bağlantınız yok. Sadece sıkıntı olarak gündeme gelen bir pozisyonun dahilinde ne beklerseniz bekleyin. 15'in karşılığı olarak 24. 8-5 13. Siz ne yaşadıysanız bu dönem içerisinde 2 yıl boyunca stres ve sıkıntıyı çok yoğun yaşadığınız görünüyor. Çünkü 2013'ü gösterir, 24 2 yılı temsil eder. Tamamıyla 2 yıldır 24 ay dahilinde ve 2 yılda bütün de sıkıntı yaşadığınızı toparlanmak isterken hayal kırıklığına ise 2012 yılı dahilinde sorunlarla tam manasıyla hem maddi hem manevi olarak yüzleştiğiniz tarih olarak çıkar. Yalnız bilmek çok gıcık olmuşsunuz. Canınız çok çok sıkmış. Konuşmaları, tavırları, hareketleri sizi bütünüyle üzmüş. Bu da istediğiniz noktalar içerisinde bütünüyle geri planda kaldığınızı gösteriyor. Çünkü son geçtiğimiz haftadan bu yana bir karar ve karmaşa içinde olduğunuzu gösteriyor İbrahim Bey. Ve sizin bu ay ve bu yıl bitene kadar bazı çabanızın neticesine netleştirmek istediğinizi, canınızı sıkan bir süreci, problemleri aşmak istediğinizi söyleyebilirim. Ama ne var ki o beklettiği süreciniz istediğini vermediği için yerinizde sayıyorsunuz. Çünkü anne ismi dahilinde bekleme gösteriyor. Siz beklemede kaldığınızdan dolayı sıkıntıları üst üste yaşadığınız görünüyor efendim. Doğru mudur? Ve önemli olan bir nokta, bugün ayın 19'u ama 15'ini baz alın. Siz ayın 15'inde bayağı bir gerilmişsiniz. Ayın 15'i hangi güne geliyor? Mesela bugün 19'u, 18 pazar, 17 cumartesi, cumaya geliyor. Perşembeye geliyor, perşembe cuma dahilinde. Siz bayağı bir perşembe, yani çarşambadan başlayan bir gerginliği cuma, perşembe, cuma olarak da yaşamışsınız. Doğru mu? Evet, buradaki tarih onu uyarıyor. 8'i ise, bu da 2 hafta öncesi oluyor. 1 hafta öncesi 8-16, umduğunuz birçok konunun gerisinde kaldığınızı gösteriyor. Zaman zaman bir başınızın ağrıdığını, sol kaşınızın üstünde zonklama dahilinde ağrı hissettiğinizi söyleyebilirim. Evet, bu da can sıkıntısı yarattığı için problemler dahilinde canınızın sıktığını gösteriyor. Bazen hani evinizde veya çevrenizde birileri kağıda not yazar, böyle gösterirler size torç öyle karşınızda. Böyle bir durum gösterir. Evet. 18. Evet. Bugün ayın 18'i. Evet. Evet, 18'i. Sevgili Mahmut Bey hatırlattı da diyor abi sabahtan beri 19'uyum da aklım demek ki 19'da kaldı. 19'un bir özelliği var ama 18 olarak bakalım, fark etmiyor zaten. Şöyle ki bizim biliyorsun Mahmut Bey'i gördünüz mü İbrahim Bey? Evet, gördünüz. Evet, kendisi biliyorsunuz ufak bir operasyon, ameliyat oldu. Amin. Biz de maşallah diye söylüyoruz yani, maşallah diye şafak diyoruz. O da sevinir. Mahmut'un ne çekeceği var, demek ki öyle diyoruz. İbrahim Bey, şu anki aşamada konuya dönersek sizin beklediğiniz soğanınız dahilindeki bununla siz elinize imkanlar geçerse özellikle maddiyat dahilinde, aslında maddiyat herkesin en büyük sıkıntısı. Bunu kabul edelim. Bu senin, benim, onun, bunun, herkesin maddiyata ihtiyacı var. Maddiyat ama şudur, para amaca ulaşmak için kullanılan bir araçtır.
parayı amaç olarak görürsek her şeyde benliğimizi kaybederiz. Sadece araç olarak görmemiz lazım, ihtiyacı karşılayacak. Refahınız için, sıkıntı yaşmak için, hastalık ve sıhhate kavuşmak için, hastalıktan kurtulup sıhhate kavuşmak için. Sizin ama yaşadığınız olaylar bütünle hep yıprattığı için nefes almanızın, düşüncelerinizin, düşündüklerinizin birçok konusunda gerisinde kaldığınızı gösteriyor. Aşmanız gereken noktalarda hep düşündüklerinizin gerisinde kaldığınızdan hayal kırıklığını yaşamanız kötü oluyor. Sizin beklettiğiniz söz verip de sözünde durmayan ve yarı yolda bırakmalarından büyük bir hüsran yaşadığınızı, büyük bir şekilde sıkıntı yaşadığınızı söyleyebilirim. Doğru mu? Çünkü birileri size söz vermiş. Sen bu rahatsızlık daimi veya aile içerisindeki bir konuya yardım edelim. Şunu satarım, bunu katarım, şu kadar veririm ama ondan sonra gemi yan yattı, çamura battı, istedim gelmedi, çekmediler, vermediler, alacağım vardı, alamadım gibi bahanelerle size yardımcı olmadıkları çıkıyor. Öyle mi oldu? Şimdi altta bir yere dönmek istiyorum. Buyurun. Yaşamak istemiyorum. Çok pişmanım ama. Evet. Söylediklerim doğru. Ve bunlarla siz karşılaştınız zaten. Aynı şekilde devam ettiğiniz için, problemle peşinizi bırakmadığı için şu anda da zaten bütün gayretiniz, bütün çabanız da tek başına kalan, bütün çabanızın, istek ve düşüncelerinizin gerisinde kalan sizsiniz. Bütün de hüsranı yaşadığınızdan dolayı da karşılığında tekrar hüsran mutsuzluğu yaşamak istemiyorsunuz ama toparlayamıyorsunuz ki. Toparlayamıyorsunuz. Zaten toparlamış olsanız çok şeyler değişecek de o imkanı vermiyorlar. Vermeyince de zaten toparlanmanız bütününe güç oluyor açıkçası. Evet. İnşallah o da düzene girer. O da olur diye düşünmekten başka yapacak hiçbir şey yok bence. Şu an çünkü düşünceniz güzel de tek başınıza veya bütün gayretinizle çabalıyorsunuz. Şöyle diyeyim. Hani bazıları belki iki kişi çalışıyordur. Belki tek başına çalışıyordur. Üç kişi çalışıyorlardır. Beş kişi çalışıyordur. Altı, yedi kişi çalışıyordur. Ama bir evde birileri de tek başına çalışır ama o altı, yedi kişinin çalıştığı maaşı tek bir maaşla alır. Ama sizinki ne kendinizi kurtarabiliyorsunuz ne ailenize ne de çevrenize ve evin içindeki durumu toparlanmanız için yeterli. Ne imkanı ne de olanağı sağlıyor. Sıkıntı büyük. Hamdolsun. Tabii canım hamdolsun. Şükürler olsun. Her şeyden önce iyi olacak şeyler var. Peki teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey var mı efendim? Şu an için herhangi bir kıvırdama, değişim yok. Sadece dedim ya 2013 yılı ben de 2 yıldır son 2 yıldır bir ciddi bir şekilde çöküş dönemi yaşadığınız dönemler. Şimdi toparlanayım diye umutlusunuz ama dedim ya beklenen, söylenen sözler yerine gelmiş olsa çok şeyler hayatınızdaki İbrahim ismi gibi ve söylediğiniz gibi akış gibi her şey akıcı olacak, süreçler güzel olacak ama bu olmadığı için bütün ve tek başınıza kaldığınızdan dolayı sorun yaşıyorsunuz. Peki bu sorunlar aşılır mı? Aşılmayacak hiçbir şey yok çünkü bu dünyada imkansız diye bir şey yok. Ölümden başka her şeye çare var. Yeter ki inancınızı, güzelliğinizi, huzurunuzu, sağlığınızı bozmadan o yüce Allah'tan, Yaradan'dan istemek yeterlidir. Her şey Allah'ınızda güzel olur diye söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Eksikliğine. En güzel akşamlar. Allah razı olsun. Evet. Geldik yayınımızın sonuna. Veda edeceğiz. Uzaklaşacağız. Haftaya belki de haftaya görüşeceğiz. Umutlarınız olacak. Güzellikleriniz olacak. İstekleriniz olacak. Ama en güzeli de hayatın içinde sizler olacaksınız. Evet. Olmaz diye bir şey yok. Sevgi dahil her şey. Evet, hayat güzel ama olması gereken noktalarda duyguları yaşarken mutluluğu veya herhangi bir şekilde bazen geriye sıkıntılara gerisinde kaldığım zaman üzülürüz. İşte gerisinde kalmamak için önemli olan hayatı, mutluluğu yaşamak. Evet.
Evet, hızlı bir şekilde yayınımız devam ederken. Evet, bu arada yayın astroloji ve grafoloji olarak, astroloji ve grafoloji uzmanı Kara Murat olarak Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz. Orada grubumuz var, grubumuza girebilirsiniz. Şu anda 884 kişi olmuş durumda. Ayrıca yayınımızı saat gece 12'de, bu yayını Facebook'tan, Gizemli Kara Murat'tan gece 12'de tekrarını izleyebilirsiniz canlı bir şekilde. Onu da söyleyeyim. Evet. Evet, bu arada evet efendim, geldik yayınımızın sonuna. Hayat güzel, yaşamak güzel. Perşembe günü, bugün pazartesi biliyorsunuz, o tatildeyiz, televizyonumuzdayız beraber bir aile olarak. Siz bizi izlediniz, bizler sizlerle beraber olduk. Yayında emeği geçen, yayın masasında olan yayın yönetmenimiz olsun, kameraman olsun, arkadaşlarımız olsun, yöneticilerimiz olsun, Ota TV'nin sahipleri ve yöneticilerine buradan teşekkür ediyorum. Bu güzel yayının size ulaşmasını sağladıkları için ve benim burada bulunmama yardımcı oldukları için. Teşekkürler, Allah razı olsunlar. Evet, her şey gönlünce olsun derken Perşembe günü Kanal A'da, evet, saat 10.30 ile 12 arası Adana Kanal A televizyonda canlı yayındayım sabah. Cuma günü akşam Tarsus Güney TV'de saat 20.10 arası, 20.10'da ve 23.30 arası Güney TV'deyim. Canlı yayına katılabilirsiniz. Ve hemen pazartesi, pazar günü aslında Ceyhan Radyo Televizyon var. Ondan sonra da pazartesi Ota TV karşınızdayım efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle derken Gizemli Kara Murat aynı şekilde Facebook adresim www.karamurat.net adresi de internet site adresimdir. Giriş yapabilirsiniz. Her şey görücü olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.